Aynen. Şimdi iletişim oyunu oldu. İletişim oyununu gönüller kazandı. Oyun alanında söylenenler neler? Hepsini dinleyelim çünkü değişik detaylar var. İzliyoruz. Başla mektubuna. Neler yazacağını düşün. Sevgili canım annem. Deliler gibi seni çok seviyorum. Zaten yok, görecek bunu. Bunları söyle. Ona hatıra. Cemal gel. Ona, ama... Her şeyi bırak da o kadar anneciğim, zaman sonra gönderiyor. Dijital ekran görüp bir şeyler yazacağız yani. Anneciğim ben ağlıyorum ama medeniyet, üzülme. Aileye, medeniyet yani. Evet, evet. Burayı yine unutuyoruz. Burada kalan, burada kalan. Orada da kavga oluyor. Buraya hiç taşınmıyoruz. Taşınıyoruz. Hiç. Ama yapacak bir şey yok. Kaldıracağız. Karnımız doysa süper olur. Evet, tabii, karnımız doysa işimize bakalım. Şu projelerimiz var adada, evet, yapacağımız. İnşaatlarımız var, onları yapalım. Tamam. Ha, yine burada taşıyacağız mı abi? Oraya taşıyalım. Orada yine açarız konuyu. Kim kime kusuyorsa orada da yine kusun. Bak, konu açacak bir şey yok. Bence bugün herkes güzel mücadele etti. Aynen. Abi. Yani yemekten sonra konuşuruz. 8'lere 9'lara kadar kafa kafa. Açmak isterse. Kapan. Bence açılmamız. Benim açacak hiçbir şeyim yok benim abi. Herkesi de kutluyorum. Aynen. Sadece Melis, sen de kendine inan abicim. Bu iş birlikte güçle değil, inançla alakalı. Aynen aynen. İyi harika. Harbiden ihtiyacım arkadaşlar, vardı. Arkadaşlar ben bugün sayı alamadım ama alan herkese teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir hediyeydi. Biz bir takımız. Takım olarak başardık. Sağ olun. Herkes elinden geleni yaptı zaten. Her şeyi bırak ve yine kazandık. Evet. Amos, bunu şey yapmayalım, bu ödülü fazla şey yapmayalım çünkü iletişim olduğu için karşı tarafa da saygısızlık yapmayalım. Böyle iyi. Ben bugünden itibaren vitesi 2-3'e yükseltiyorum. Hepinize karşı bu. Tamam mı? Benim bütün alışkanlıklarım da oturdu burada. Ben bundan sonra abi parkurdayım, adadayım, her yerdeyim yani, söyleyeyim. Herkes inansın, yapabileceğine inanın abi. Yapabileceğine. Kadının hayaliydi, git Survivor'a, git Survivor'a. Geldim. Diyetisyen yerine. Aynen. Aç kalınca sana mutlu oluyor annem ben annem burada. Annem mi söyledi sana? Aynen. Ben annem için geldim. Başvurdum. Merak etme. Ama şimdi bu artık şey şahsiyet yemiyor meselesi oldu yani. Kendim için kalıyorum. Annem için geldim. Abi. Bak yemin ediyorum. Hayır. Ne stratejisi? Hayır. Ne stratejisi? İnanarak geliyor hepsi buraya. Yine alacağız, yine kazanacağız. Hayır. Ne stratejisi herif? Hayır. Alakası yok. Buraya geliyor, alacağız. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız diyor. Geliyor, inanıyor, alıyor, gidiyor. Beni var ya, havaalanına bırakana kadar ne yapıyorlardı biliyor musun? Ağla. Annen diyordu ya. Dalga geçiyordum. Oğluma iyi bak. Dalga geçiyordum. Ya niye ağlıyorsun? İkinci gün burada bir ağlamaya başladım. Yeah. İkinci Mühsen, ilk gün başladın. Çaktın mı lan? Onların yaptığı tek strateji bana seni seçmek. O kadar. Tek stratejileri o. Sen de ona karşılık ver. Öyle kolay olmadığını, evet, ispatla. Abi. Bu kadar basit yani. O yüzden mi İrem de benimle aynı şekilde Nisa ile aynı yerde kaldı? İşte ben de diyorum ki böyle öyle kolay olmadığını bizim ispatla. Orada vuruyorum. Dizim sakat benim. Zaten sakattı. Burada çıkarken çok zorlanıyorum. Bir dizimde platin var. Bir dizim zaten burada pert oldu. Şurada çıkarken nasıl zorlanıyorum biliyor musun? Dizim tamam, ağrıyor. Şey doktor tamam ne diyor? İrem sen de şu doktora bir bak. Bunda doktor biliyor. Doktorda rapor var. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Mert burada ben bundan sonra vites arttırıyorum artık her yerdeyim diyor. Onun dışında Melis'e dediği inanarak çıkmıyorsun diyor. Onun dışında başka İrem benim dizimde platin var. Zaten öteki dizim pert diyor. Evrim'de annem için geldim, kendim için yarışıyorum diyor. Bora yorumunu alayım senin. Yani Mert'e inanıyorum ama şunu istiyorum ondan, vitesi arttırsın artık. Çünkü mesela futbol oyununda da aklıma geldi şimdi. Oyunu kaybediyorlar, hemen Perviz'e orada durmuyordun, şunu yapmıyordun deyip hemen böyle bir suçlamada bulunuyor. Artık arttır şu vitesi, biz konuşalım bunları, sen konuşma. Yani... Bir şey söyleyeyim mi? Ah, Uğur Pektaş gitmeyecekti. O zaman bakalım Mert bu kadar konuşur muydu? Bence Uğur varken Mert bu kadar devrede olamazdı. Uğur bir şekilde hani... Bir başdağı olarak tabii, orada yaş şey itibariyle de, bilgi, deneyim itibariyle tabii de tabii şu an çok Ersin'in şey performansı evet kötü olduğu için Ersin çok sesini çıkarmıyor. Mert Ersin'i ele geçirmiş. Belki Ersin yönetiyor, bilemiyoruz. Ama genel anlamda Mert gerçekten adayı çok güzel yönetiyor. Evet. Ve bir böyle nasıl diyeyim, kendi şeyini oluşturmuş, sistemini. Yani ona sus diyor, ona şey yapıyor, oy olacak kişiyi belirliyor falan. İnanılmaz yani. Evet, onu söylüyorum ama biz konuşalım bunu yani. Ondan onu bekliyorum artık. Şu vitesi bir arttırsın. Biz diyelim ki Mert iyi oldu, Mert iyi yarışıyor. Şöyle bir durum var Melis'le alakalı. Haklı ama o kız kendine inanmıyor zaten. Ama ben bugüne kadar hiçbir yarışta da haydi Melis, haydi Melis diye bağırdıklarını mesela hiç duymadım. Bir destek verin o zaman biraz. Ya, alay edeceğinize destek verin. Belki şansa bir oyun alabilirdi yani o kızcağız da. Ama dediğim gibi zaten kendine güvenmiyor yani neticede.
Çok normal. İrem'inkiyle alakalı bir şey söyleyemeyeceğim. Bana çok yersiz geldi. Yani bahane bulmamak lazım. Yani bazen bu hatayı ben de yapıyordum. Daha önce de söyledim. Evet, performansı minimum ama bazen oyun veriyordum ki verebilirsin. Ya nasıl kaybediyorum şuna diyordum. Ya kaybedebilirsin çünkü o oyunda o senden daha iyi. Bahane üretmemek lazım dediğim gibi. Aslında 2'de 1 yapmış mesela İrem'de. Evet, yani hiç bunu konuşmasına gerek yok. Yani gayretini göster. Ama Evrim'i yenmiş. Yani Evrim'i şimdi hani Melis dışında burada herkes bence yenebilir. Yani evet. Çok da iyi bir yarışmacı değil Evrim şimdi. Çok çok iyi. Bu arada değil. Ben yarışmacılara son gitmeden işte burada bir ev çekimi oldu. Orada işte konsey gibi bir şey yaptık. Böyle hani yarışmacıları daha yakından tanımak, gözlemlemek için. Orada hepsine kamera kapandıktan sonra şöyle bir şey dedim. Üç grup vardı, üçüne de. Sizden tek ricam dedim. Parkurda elinizden, ayağınızdan ne geliyorsa yapın. Çünkü döndüğünüz zaman çok pişman olacaksınız. Adada da kendinizi doğru ifade edebildiğiniz kadar edin. Çünkü döndüğünüzde söylemediğiniz şeylere de çok pişman olacaksınız dedim. Ama birçoğu orada yapamıyorlar. Yani çok böyle bazen evet. Çok pasif kalıyorlar ya da parkurda bahanelere sığınıyorlar. Olabildiğince yüksek gitmen lazım Survivor'da. Her şeyini koyacaksın. Tabii, kesinlikle. Çünkü yarın yaparım, ertesi gün olur, bir ay sonra açılırım diyene kadar bir bakmışsın. Onun 23 telafisi yok. Seni İstanbul'a yolluyor. Senin öğütlerin şeye benziyor. Hani bize de babamız, dedelerimiz rahmet, Allah rahmet eylesin de. Hani hep bir şeyler öğütler verir ya böyle falan dersin. Bize de mi rahmet geliyor? Hayır yok. Sen de şimdi Survivor'un büyüğüsün yani böyle yaşamışlığı. 3 kere gitmişsin, 5 kere yorumlamışsın falan. Bak böyle yapmayın, böyle yapmayın. İşte bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Yaşamadan anlayamıyorsun. Yani. Yaşama anlayamıyorsun. Hepimiz evet. Oradan döndükten sonra ah keşke o parkurda kendimi biraz daha parçalasaydım. Evet. Ah keşke o lafı orada ona söyleseydim evet. Diye konuşuyoruz değil mi Damla? Kesinlikle. Yani sonuçta onlar daha tecrübesiz ve ilk defa gidiyorlar. Nerede nasıl davranması gerektiğini ya da bunu söylersem insanlar beni yanlış anlar mı diye de kendi içlerinden geçiriyorlardır muhakkak. Ama şu an belki de ikinci hafta olduğu için daha kameraların farkındalar. Neyi nerede söylemeleri gerektiklerini bilmiyorlar. Tecrübesizler neticede. Hani bir ay geçtikten sonra daha farklı olacaklarına inanıyorum ben. İhsan sen neler söyleyeceksin? Şunu söyleyeceğim. Şimdi Bora dedi ya hadi açıl artık dedi ya Mert'e. Açılacağım artık dedi ya Mert'e. Şöyle bir bakayım dedim. İlk kadroda ünlü erkeklerinde kimler vardı? İşte Barış Murat Yağcı, Sercan, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Perviz ve Mert vardı. Şimdi Uğur ayrılmak zorunda kaldı sakatlığından vesaire. 5 tane erkek kaldı geriye. Bu 5 tane erkeğin içerisinde geçen hafta açık ara en kötüsü Mert'miş. Mesela Perviz zaten birincisi oldu grubun. Evet. Hemen Barış Murat Yağcı arkasından geliyordu. Sercan da hiç fena değil. Ersin oyunlarını almış. Mert neredeyse sayı almamış. Ama şöyle bir baksana adaya. Herkesi sanki yöneten, bütün herkese hakimiyetini kuran. En başarılı isim de Mert'miş gibi duruyor. En başarılı yani. Tabii. Müthiş bir algı yönetimi. Ben buraya bakmadan söylüyorum. Mert'in sadece 3 puanı var geçen hafta. Evet. Yani Perviz'in 18 puanla şampiyon oldu. Ersin'in 8 puan aldı. Sercan'ın 10 puan aldı. Haftada 3 puanlı Mert ama müthiş bir algı yönetimi. Herkesin böyle hakimiyeti Mert'e bıraktığı bir durum. Yani Mert eğer böyle 2 hafta daha geçirsin arkadaşlara der herhalde. Yani tamam konuşuyorsun ediyorsun da hadi biraz sen de performans. Evet. Çünkü yani Tuğba Melis yazıyor, Derya yazıyor, üstünde de Mert var takımında. Böyle bir sıralamayla geliyorlar.